Çevremdeki bazı arkadaşlar üstadın münazırat eserinin bir demokrasi beyannamesi olduğunu belirtiyor ve üstad demokrasi taraftarıdır diyorlar. Bu ne kadar doğrudur? Münazaratta 1911'de yazılmış münazarat. Üstad Hazretleri Şark'ta kabilelerde dolaşırken yazdığı bir eserdir. Ehli ilimle muhatap olmuştur, yazmıştır. Avama hitap etmiştir. O zaman 1907'de İstanbul'a gitmiş, İstanbul'da biraz kalmış. İstanbul'un ahvalini, siyasetini öğrenmiş. Gelmiş kendi kabilesine, yani Kürtlere bu meseleyi izah eden bir eser vücuda getirmiş. Bunun adı Münazarat'tır. 1911'de devletin başında Halife-i Müslümin vardır. Devletin başında halife vardır. Devlet idaresi şeriata göredir. Şeriata göre devlet idare ediliyor. Ve ikinci meşrutiyet dediğimiz halifenin müsaadesiyle milletvekili seçimleri yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda milletvekili seçimleri yapılmıştır. Ve o seçimlerden sonra meclis teşekkül etmiştir. Birinci meşrutiyeti dağıttı. Baktı ki hep gayrimüslimler var. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri geldiği zaman duruma baktı. Fecaat. Osmanlı gidiyor. Ona tedbir olarak meclisi dağıttı. Sonra ikinci meşrutiyeti kendisi ilan etti. Şimdi Üstad Hazretlerinin orada seçimden, yani hürriyet havası içerisinde seçim yapılmasını, yani meşruti idareyi, meşrutiyet idaresini bunlar demokrasiye kıyas ediyorlar. Alakası yok. Demokraside devletin başındaki adam Müslüman olmuş, kafir olmuş, mürted olmuş, münafık olmuş, hiç ehemmiyeti yok, seçime bakar. Mesela Süleyman Demirel lanetullah aleyh, Kur'an'daki kaç ayetti? 500 küsur ayeti değiştirmek lazım dedi. Bu Süleyman Demirel'in açıktan verdiği beyanattır, iftira etmiyorum. Süleyman Demirel'in bilgisayardan girsinler, Kur'an hakkında söyledikleri diye bir madde girsinler, Süleyman Demirel'in bunu söylediğini görecekler. Kur'an'ın değiştirilmesini, 500 küsur ayetin bugüne göre olmadığını, eskiye göre olduğunu, değiştirilmesi lazım geldiğini söyledi. Ve bu adam bu sözünü tekzip etmedi, aksini de söylemedi, o vaziyette öldü gitti. Şimdi devletin başındaki adam bu. Devletin başındaki adam bu. Veya İsmet İnönü. Veya İsmet İnönü'nden evvelki adam. Veya işte Cevdet Sunay mesela. Koltuğuna otururken 60 darbesinden sonra biz o günleri gördük. Bismillah demiş. Vay. Aynen bugünün o şeyleri, üstad demokrasiye taraftır diyenleri gibi, onun Mehdi mi yapmadılar, İsa mı yapmadılar, koltuğuna otururken Bismillah demiş. O da ağzından çıkmış yani. Mürtedin pisliğin birisi. Hulasa, devletin başındakine bakmaz demokrasi. R'ye bakar, seçime bakar. Seçimde kazanmışsa Süleyman Demirel gibi küfrünü ilan eden bir mürted de olsa ses çıkarmaz. Çıkarmaya hakkı yok, demokrasi yani. Ama meşrutiyette devletin başındaki halifedir. Halife-i Müslümin'dir. Yani o zaman Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'dir. Ondan sonraki gelen de halifedir. Ondan sonraki gelen de halifedir. Evvelkiler de halifedir. Devletin başındaki halife olduğu halde, devlet idaresi İslami olduğu halde, yani mahkemelerde miras Allah'ın kanununa göre taksim edilir. Herhangi bir cinayet olmuşsa Allah'ın kanununa göre ceza verilir. Herhangi bir hırsızlık olmuşsa ona
Allah'ın kanununa göre ilahir. Yani adliye Allah'ın kanununa göre çalışır. Marif Allah'ın kanununa göre çalışır. Askeriye Allah'ın kanununa göre çalışır. Kulisi Bey, Allah rahmet etsin, Çanakkale Harbi'ne giren bir kumandan. O zaman sabah kalktık, bütün orduya emir verildi, herkes abdest alsın. Bütün ordu abdest aldık. Hep beraber vedalaştık, abdestli olarak Çanakkale Harplerine girdik. Bugün, şu anda değil, bundan evvelki, 2002'den evvelki durum, abdestli olanı orduda tutmuyorlardı. Orduda muayene ediyorlardı. Eğer pantolonu diz yapmışsa onu ordudan atıyorlardı. Sen namaz kılıyorsun diye. Veya aşık kemiklerini kontrol ediyorlardı. Hani Müslüman oturduğu zaman tahiyyata orada bir top, bir siyah bir şey oluyor ya. Ya onu buldular mı sen Müslümansın deyip atıyorlardı. Çok şükür değişti. Şimdi demokrasideki ordu bu. Demokrasideki şey adliye bu. Yani zina serbest. Kadın arzu etmiş, erkek de arzu etmiştir. Tamamdır. Ona hiç kimse bir şey diyemez bugünkü kanunlara göre. İkisi beraber bulmuşlar. Otururlar bir odada. Giderler oteli kiralarlar, otururlar. Kimse bir şey demez. İlahir yani pislik, berbatlık, rezalet, kefazelik ortada. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu idareye evet mi demiş yani? Bu idareyi arzu etmiş, bunun için mücadele mi vermiş yani? Yani bunu diyen insanda ahlak namına bir şey var mı? İnsaf namına bir şey var mı? Vicdan namına bir şey var mı? Yani Bediüzzaman bugünkü şu demokrasiyi tasvip etmiş öyle mi? Bütün mücadelesini bu demokrasi ikame etmek için 500 ayeti inkar eden Süleyman Demirel'i devlet başkanı yapmak için mücadele etmiş öyle mi? Yani meşrutiyetle demokrasi ayrı ayrı şeyler. Evet seçim oluyor. Seçim sahabe zamanında da oldu. Hazreti Osman'ın hilafeti seçimle olmuştur. Hazreti Ömer şunlar bir araya gelsin, aralarında seçim yapsınlar, birini halife yapsınlar, aksi halde halifeyi seçmeden çıkarlarsa hepsini öldürün emretmiş. Şimdi böyle bir vaziyette yani Hazreti Ömer demokrasiyi mi tavsiye etti? Seçim başka, demokrasi başka. Demokrasi İslam nizamını ortadan kaldırmak için veya muhtemel İslam nizamlarının gelmesini önlemek için 2. Dünya Harbi'nden sonra Stalin'in, Roosevelt'in, ondan sonra Churchill'in veya İngiliz Başbakanı o gün Churchill miydi bilmiyorum. Bunların bir araya gelip Yalta'da beraber karar verdikleri bir şey bu demokrasi. 2. Dünya Harbi'nden sonra önce bunun kimden ne olduğunu kimse bilmiyordu. Yunanistan'da bilmem kim adında bir herif, demokrasi bilmem ne adında bir herif böyle bir idare tavsiye etmiş. Milattan önce. Böyle bir şey yok. 2. Dünya Harbi'nde kafirlerin mutlak galebesinden sonra ikinci bir İslami uyanış olmaması için, İslam'ın tekrar Osmanlı gibi ortaya çıkıp ortalığı İslam nizamına getirmemesi için demokrasiyi bulup ortaya çıkarttılar. Demokrasinin çıkış tarihi de budur. Yazılış tarihi başka, çıkış tarihi, tatbik tarihi başkadır. Allah'tan korkmak lazım. İşte böyle Risale-i Nur'u ilk defa onların elinden tanıyan mübarek kardeşlerimize böyle bir zehirlemeyle rejime tehlikesiz hale getiriyorlar. Risale-i Nur'un hayata çıkmasının sebebi, mev'idiye lehi dediğimiz ortaya çıkma sebebi, bir, imanı tahkikinin neşreyle imanı dalaletten kurtarmak, iki, hilafet-i Muhammediye ünvanıyla şeriatı icra ve tatbik etmektir. 3. Dünya İttihat İslam davasını tahakkuk ettirmektir. İşte bunlar
Müslüman Risale-i Nur talebesinin hedefini şaşırmak için böyle ya hakikaten aldanmışlar, ona bir şey demiyorum, Allah hidayet versin, buna çok az ihtimal veriyorum, veyahut bunlar ajanlık yapıyorlar, bunlar İngiliz'den besleniyorlar ve ümmet-i Muhammed'in hedefini şaşırıyorlar. Ta ki hilafet-i Muhammed'i hakim kalsın. Halbuki bilmiyorlar. Kader kalemini atmış, mürekkep yazmış, yazılmış ve kurumuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin adı Hilafet-i Muhammediye olacaktır. Bura Türkiye Cumhuriyeti değil, Hilafet-i Muhammediye olacaktır. Ve Risale-i Nur'un vazifelerinin ikincisi budur. Bunu önlemek mümkün değil. Bunu kasten yapıyorlarsa mürtetler safına giriyorlar. Halleri ne varsa Allah ile hesaplarını görsünler. Yani münazaratta söylenen hürriyet hadisesi demokrasi değil, halife baştayken olan hürriyettir. İslami hürriyettir. Hürriyet parladıkça, iman kuvvetleştikçe hürriyet parlar dediği şey budur. Bunu insanları kandırıyorlar, yanlış yapıyorlar, istismar ediyorlar. İngiliz'in planıyla bu büyük Risale-i Nur potansiyelini heba etmek istiyorlar. Ama bunlara gücü yetmezler. Bunların gücü yetmez buna. Bunların buna gücü yetmez. Risale-i Bediüzzaman Hazretleri, her bir nefes alışım Allah'ın kanunlarını ikame etmek için geçmiştir. Bediüzzaman Hazretleri budur. Bunun Bediüzzaman Hazretlerinin talebesiyim diyen bu maksadını kaybederse o da yoldan sapıtmış olur. Kasıtlıysa İngiliz ajanıdır. Kasıtlı değilse Allah'a gitsin hesabını versin. Evet. İsmini vermek istemeyen kardeşimizin suali, yasaları demokratik sistemde meclis belirliyor. Yani demokrasi yönetim biçimi olabilir. Ancak yasalarda erkeğin erkekle evlenmesi ve bunun gibi hukuki meseleler olmayabilir. Yani yönetim biçimi ile yasaları birbirinden ayırmak lazım. Bu durumda nasıl değerlendirilir? Nasıl ayıracaksın? Yönetim biçimi ile yasaları birbirinden nasıl ayıracaksın? Yasalar, yönetim yapıyor bunu. Yasaları yapan kim? Yönetim. Nasıl birbirinden ayırıyorsun? Yasaları yapan yönetim. Yönetim başka, yasa başka. Yasa nereden geliyor? Yasayı kim yapıyor? Ceza kanunu, İtalyan kanunu mudur şimdi? Cezayı kim tayin ediyor? Yani hakim mi veriyor cezayı? Hayır. Hakim önüne koyulan kanunu okuyor, ona göre karşıdakine ceza veriyor. Biz de emir kuluyuz diyor zaten. Hepsi öyle söylüyorlar. Biz emir kuluyuz. Emir kim? Emri veren kim? Devlet. Kanunu yapan devlet. İtalyan kanun, İtalya'dan ceza kanunu getirmiş. İsviçre'den medeni kanunu getirmiş. Bilmem Almanya'dan ne kanununu getirmiş. Ve tatbik ediyor. Bunun aksini söyleyene de cezalandırıyor. Nasıl oluyor yani devletle tatbik edilen kanunu birbirinden nasıl ayırıyorsun sen, anlamadım ki. Yani bunu düşünebilmek bile cehaletin dik alası değil midir? Hakim neye göre kanun, hakim neye göre ceza veriyor, neye göre affediyor? Hakim önündeki kitaba göre yapıyor. Önündeki kitap da meclisten çıkıyor. İdare yapıyor yani, devlet yapıyor yani bunu. Bunu nasıl birbirinden ayırıyoruz? Zina yasa serbestse devlet serbest etmiştir. Zina yasak olsa devlet yasak etmiştir. Bunun aksini nasıl düşünürsün yani? Yasayı yapan yer devlet, hakimin önüne yaptığı yasayı koyuyor. Hakim de o kanuna göre gelen adama ya suçlusun ya beraat veriyor. Bu nasıl birbirinden ayırıyorsun?
Evet. Bu gayet açık bir mesele. Bunu ahmak bile anlar. Eğer inadı yoksa, inatkar bir hadisede yönlendirilmiş sabit bir karakteri yoksa, eğer insaflıysa, vicdanlıysa, akıllıysa, bu dediğimiz açık bir mesele. Yani bunun ispatına gerek yok. Açık. Efendim, sualim pek anlaşılmadı diyor. Herhalde maksadı farklı arkadaşımızın. Sual anlaşıldı. Demokrasiyi benimseyen adamın dini, imanı, kitabı Allah'a, Müslümanlara göre yoktur. Sual çok açık. Ben demokrasiyi benimsiyorum diyen adam tecdidi din, tecdidi iman, tecdid nikah etsin, Müslüman olsun. Yoksa mürteddir. Çok açık konuşuyorum, net konuşuyorum. Ve bu söylediklerim de anlaşılmayacak hiçbir tarafı yoktur. Hiçbir tarafı yoktur. Demokraside o meclisteki insanlar bundan sonra Allah demek yasaktır dese, parmak işareti yapsalar ve bu kazansa mümkün mü değil mi? He? Mecliste bu mümkün mü değil mi? Bu ihtimal dahi demokrasinin dinsiz bir idare olduğunu, dinsizlik hareketinin neticesi olduğunu ispat eder mi etmez mi? Yani bir meclisteki Allah demek yasak. Nitekim yaptılar. Nitekim yaptılar. Ezanı tangır tungur yapmadılar mı 17 sene? Müzik, üstad müzik diyor ona. Tangır tungur yapmadılar mı? Yani demokrasi meclisten bu kanunu çıkarttılar. Madem meclis bu kanunu yapabiliyor demokraside, başkasını da yapar. Yine aynı kanunu yapar. Yapmaz mı? Yeter ki çoğunluğu elde etti. Bitti. Bunun anlaşılmayacak tarafı yok. İnatçı değilse, yani dolmuş, o doldurulduğu şekilde inatçı bir adam değilse, vicdanı varsa, benim bu dediğimin anlaşılmayacak tarafı yoktur. Bu adam, ben demokrasiyi benimsiyorum. Demokrasiyi seviyorum. İyi bir idare şeklidir. Diyen adam, tecdidi din, tecdidi iman, tecdidi nikah ederse tekrar İslam dinine girer. Yoksa o adam mürtettir. Mürtetlerin ahvali neyse Allah'ın yanında o cezayı görür. Çok net konuşuyorum. Anlaşılmayacak tarafı yok mu?